Yasin merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Nasıl geçiyor günler? İyiyim Allah aşkına. Evden dışarıya çıkamıyoruz artık gibi. Aynı. Evet. Yasin sen Denizli futbol kanunu gerçeği biliyor ama biraz kendini tanıtır mısın? Daha önce hangi takımlarda oynamıştın? Mevkiin, yaşın? Abi ben 28 yaşındayım. Futbola Denizli Belediyespor'da başladım. Alt takım orası. 17 yaşındayken orada profesyonel oldum. İkincilikteydi o zaman takım. İlk profesyonelde orada taktım. Daha sonra da kadro değişikliği yüzünden takımdan gönderdiler. Saraykaya ilk Balligi takımına gittim. İlk Balligi takımım Saraykaya'ydı. Çok güzel bir sene geçirdim orada. Ondan sonra sırasıyla Uşak'a gittim. Yarım dönem orada kaldım. Hocamız gönderildikten sonra Şile'ye gittim. Mükemmel bir ikinci sezon geçirdim. Orada geçirmiş olduğum performans beni tekrar profesyonel yaptı. Ama kulübün şartları çok iyi olmadığı için Üsküdar oldu bu arada. Kulübün şartları çok iyi olmadığı için ayrılmak zorunda kaldım ve Bodrum'a gittim. Çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum Bodrum'a giderek. Orada bazı bir şampiyonluğu yaşadım. Hem de Nalan'ın şekilde. Tekrar profesyonel oldum. Yarım dönem daha oynadım orada. Daha sonra ailevi nedenlerden dolayı Denizli'ye dönmem gerekti. 4 veya 5 senedir falan Denizli oynuyorum. İlk geldiğim sene Yeşilköy'de oynadım. Ondan sonraki 3 senemde Sevmisar Spor'da devam etti. Şu an Sevmisar Spor'da oynadım. Evet, peki bu süre içerisinde unutamayacağım bir anın var mı? Bizimle paylaşmak ister misin? Abi işte Bodrum Spor'da şampiyonluk ya. Yani ilk şampiyonluğumu ve namalıklık. Bilmiyorum, çok özel bir yere sahip Bodrum benim için. Yani orayı unutamıyorum zaten. Anladım. Peki şu anda Sevmisar Spor'dasınız. Denizli Süper Amatör Ligi'nde 2 puan farkla lidersiniz. Bu sezonu bir değerlendirir misin? Abi ben de konuşurduk seninle işte. Yani sezona şampiyonluk kadrosuyla başladık. Biz zaten 3 senedir aynı şekilde devam ediyor. Ama bu sene biraz kötü başladık. Çünkü liglerin başlamasında bir hafta kala hazırlanmaya başladık ve hiç hazır değildik. Allah'tan çok tecrübeli bir kadromuz vardı. Bu şekilde üstünden gelebildik ilk yarı. Çok kötü bir maç kaybettik. İkinci yarı başlarken hoca değişikliğine gidildi. Takıma bir sürü yeni arkadaşım katıldı. Çok da kaliteli arkadaşlar. Çoğuyla zaten daha önce top oynamışlığım var. Onlar geldi, takım zaten güçlüydü. Biraz daha elimiz güçlendi. Güzel antrenman yapmaya başladık. Ve istediğimiz sonucu aldık. Şu an lideriz. İnşallah da böyle devam eder. Peki şu anda liglerin başlayıp başlamayacağı belli değil değil mi? Kesin bir şey yok. Süper Lig ve birinciliği hariç değil mi? Bu konuda neler söylemek istersin? Oynanır mı, oynanmaz mı? Senin bu konudaki düşüncelerin neler? Abi oynanır mı, oynanmaz mı bilmiyorum ama ben oynama taraftarıyım. Çünkü şimdi bütün takımlar oynanmasın diyor ama bildiğiniz gibi işte havuzlar açılıyor, tatil yerleri açılıyor, okullar öyle, ne bileyim AVM'ler açılıyor. Yani insanlar zaten sürekli bir arada bulunuyorlar. Sadece futbol mu engel, futbol oynamaya mı engel? Ben çoğu kulübün şey olduğunu düşünüyorum. Yani düşme potasında olan takımların oynanmaması gerektiğini söylediğini düşünüyorum. Çünkü insanlar düşmek istemiyorlar. O kadar para harcayıp da bir alt liga düşmek istemedikleri için oynanmasını istemiyorlar. Çünkü oynanmazsa takım ligde kalacak. Bu yüzden düşünüyorum. Ama ben oynama taraftarıyım. Çünkü hem özledim hem buradan para kazanıyorum. Başka hiçbir işim yok. Top oynadıkça para kazanılan bir meslek bu. Yani oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii gerekli sağlık tedbirleri alındığı sürece. Şey diyorsun, yani herkes kendi durumuna göre değerlendirme yapıyor. Aynen öyle. Peki teşekkür ederim. İlerideki hedeflerin ne? Biraz ondan bahseder misin? Anlamadım abi. Biraz söyler misin? Hedefin ne ileride? Şu anda 28 yaşındasın. Başarılı bir futbolcusun. İlerisi için neler düşünüyorsun? Abi valla ilerinin bana ne getireceğini bilmiyorum ama işte iyi yerlere gidebilmek için elimden geldiğince çalışıyorum. Çocukken tek hayalim Süper Lig'de başarılı bir futbolcu olmak. Şimdi hayalimden çok uzağım ama tabii hala vazgeçmiş değilim. Yani birçok örneği var. Çok ilerlemiş yaşlarda, altlıklarda, üstlüklere giden adam var. Neden olmasın diyorum. Yani umut insanın her şeyi. Benim de hala umudum var. Bakalım, bekliyorum. İnşallah seneye güzel bir yere gidip, güzel bir şekilde tekrar o istediğim hayalime doğru emin adımlarla yürüyebilirim. İstedikten sonra neden olmasın değil mi? Tabii biraz daha farklı şeyler gerekiyor. Peki teşekkür ederim. Görüşlerini bizimle paylaştığın için var mı başka eklemek istediğin? Var mı başka eklemek istediğin? Bu yok abi, sağ olasın. Herkes evde kalsın. Yani sokağa çıkma yasağı kalkıyormuş galiba bugün Denizli'de. Yine de evde kalalım. Evet, sokağa çıkma yasağı Denizli'ye uygulanmayacak. O
iller arasından çıkarıldı. Ama işte bu koronanın tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Sonuç olarak tabii. Ne kadar ölemsersek, ne kadar evde kalmaya devam edersek o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Değil mi? Devletin koyduğu, devletin koyduğu kurallara uyarsa herkes kişi olarak bu işi inşallah en kısa zamanda atlatırız. İşte maske zorunluluğu geldi biliyorsun herkese dışarı çıktığı zaman. Bunlar uyarsak inşallah bu olayı en kısa zamanda atlatırız diyorum Yasin. Sana başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeşil sahalarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Sağ ol senden.